Beni rezil etmek için daha iyi bir plan yapamazdı. Oksaydı resimler açıklayayım. Açıklayacak hiçbir şey yok. Seni dostum sanmıştım. Kalkın buradan. Oktay! Oktay ne yapıyorsun? Eşyalarımı topluyorum, görmüyor musun? Saçmalama Oktay. Gecenin bu saatinde nereye gideceksin? Bana acıyan insanların olmadığı bir yere. Dur Oktay, dinle lütfen. Öf. Ulan keşke o Recep denen moronu almasaydık buraya. Biz almadık ki, Banu aldı. Allah'ım ne saf kız şu Banu ya. Hala anlamadı mı çocuğun onu kullandığını? Anlamadı, anlayamazdı. Kızlar İstanbul'a gidince şu kızın kulağını bir bükelim derim ben. Zavallı Oktay. Bedir sakinleştirebildi mi acaba çocuğu? Oktay! Oktay! Bu saatte bir yere gidemezsin. Donup kalacaksın yolda. Neden söylemediniz? Neden benim için para topladığınızı söylemediniz? İstanbul'a dönünce söyleyecektik. Keyfini kaçırmak istemedik. Üzgünüm Bediş. Keyfim çoktan kaçtı artık. Kolay kolay da geri gelmez. Hep o Recep'in yüzünden. Bizim için para önemli değil. Senin dostluğun, arkadaşlığın önemli. Ay dur artık! Neden? Çok moralim bozuk Bediş. Herkesin ortasında sizin paranızla buraya geldiğimi söyleyince yerin dibine girdim. Onlar senin arkadaşların Oktay. Kimseye rezil olmuş değilsin. Seni çok seviyoruz Oktay, çok seviyoruz. Hadi gül biraz. Hadi gül. Hadi gül. Ulan Necmi, kaç yaşına geldin? Hala sabahları yalnız kalkıyorsun. Yok olmaz. Kadın şart yahu. Kadın şart. Öf, karnım da acıktı. Yok, bu evi değerlendirmek lazım. Bu evi değerlendirmek lazım. Evet, Mefoş. Mefoş aramam lazım. Alo? Mefaret Hanım, Sultan nasılsınız bu sabah? Aa, hayrola Necmi Beyciğim. Bugün pencereden güneş doğmakta. Denizin üzerinde yapmakta olan o yansımayı izledim. Aklıma siz ve o eşsiz güzelliğiniz geldi. İyi ama Necmi Bey, sizin evden deniz görünmüyor ki. Yapmayın Allah aşkına. Ya şurada bir iltifat yapalım dedik, kursağımda bıraktın. Yani hani dedim ki, hazır cananlar gitmiş, ev boşken sadece sen ve ben, ha? Yani açlıktan da öldüm diyorum. Ha şu mesele. Ay sizin açlığınız hiç bitmez Necmi Beyciğim. Benim bugün arkadaşlarımla dolar günüm var. Oraya gitmem lazım. Ya kaç dolarsa ben vereyim diyorum. Ya gel işte. Necmi Beyciğim yapmayın, söz verdim. Tamam. Görüşürüz. Artık kaymaya hazırız. Daha önce hiç kaydın mı? Hayır. Ama annem söyledi. Uludağ'da kaymak uğurlu sayılırmış. Nasıl yani? Annem burada kaydıktan bir hafta sonra babamla tanışmış. Ya annenle baban ayrılmamış mıydı senin? Nasıl uğurmuş bu? Akıllım. Yıllar sonra babamın aldığı uğursuz bir kravattan sonra ayrı kaldık babamdan. Babam o kravatı aldığı günün ertesi günü kayboldu. Recep, ters kayıyorum. Kayakları ters takmışsın da ondan. Sahi mi? Yo, düz takmışım baba. Sazan nasıl da atladı. Hadi kayalım. Oğlum, bizimki fena kaptırdı bu herife kendini. Ne işi var Recep'in burada ya? Gıcık oluyorum. Oğlum düşünsenize, Recep Banu'yu ayarlayamasaydı gelebilir miydi buraya? Kızlar, bana Recep Banu'yu kullanıyormuş gibi geliyor. Aa, günaydın Ayşegül'cüm. Herhalde yani. Ah zavallı Banu'm benim, kınalı kuzum. Yanında bir kurt dolaşıyor, haberi yok. Ay bak ne güzel kayıyor.
Harika kayıyorsun. Üstüme çıkma. Banu, bir dakika seninle bir şey konuşabilir miyiz? Ne oldu söylesene. Özel olarak. Sevgilim fazla uzun sürmesin. Ben lobiye gidiyorum. Biliyorsun senin yokluğuna bir dakika bile tahammülüm yok. Yürü. Dur şurada dur. Ne oluyor ya? Para topladığımızı niye Recep'e söyledin? Niye söylemeyeyim ki? O benim sevgilim. Oktay'ın durumunu görmedin mi? Çocuğun gururuyla oynadı. Ama ben... Oktay da ona kötü söz söylemiş. İnan bana Recep iyi biri. Onunla sevgiliyiz biz. Recep bize katılmak istiyor ama utanıyor. Onu aranıza almadığınız için böyle şeyler yapıyor. Ben onu seviyorum ya. Emin misin Banu? Evet. Lütfen onu da aramıza alalım Bediş. Tamam o zaman. Söyle ona. Bugün kar topu savaşı yapacağız. O da gelsin. Oktay'ın durumu beni endişelendiriyor. Gerçekten zor bir durum. Ona yardımcı olmak istiyorum. Düşündüm de. Acaba İstanbul'a dönünce yardım kampanyası gibi bir şey mi başlasak diyorum. Çok iyi olur. Yalnız Oktay böyle bir yardımı kabul eder mi? Biliyorsunuz çok gururlu bir çocuktur. Belki okuldan bir burs ayarlanabilir. Ayarlanabilir mi gerçekten? Belki bu konuda yardımcı olabilirim. Ama emin değilim. Umarım olur. Zavallı Oktay. Merhaba. Merhaba. Seni şu anda lobide olman gerekmiyor muydu? Banu'yla konuşunca seni bulmak istedim. Olanlardan sonra beni affedebilecek misiniz? Özür dilerim. Asıl özür dilemen gereken kişi ben değilim. Git Oktay'dan özür dile. Banu'ya dua et. Yoksa seni parçalardım. İnan bana ona da zarar verirsen karşıda ilk beni bulacaksın. Tamam ahbap sakin ol. Kurallara uyacağım. Ben dost olmak istiyorum sizinle. Oktay'a davranışım bir kazaydı. Oktay'la konuşmalarına dikkat et. Kartopu savaşında görüşürüz yavrum. Sinirlenince daha da çekişmiyorsun. Er ya da geç avucuma düşeceksin. Çocuğa zindan etti hayatı be.
Bugün nasılsın bakalım? Keyfin biraz daha iyi mi? İşte. Bütün gece yatakta sağa sola dönüp durdun. Beni mi izliyordun sen? Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Bir ara tuvalete kalktım, o zaman fark ettim. Sen de sürekli beni izleyip benim için endişelenenlerdensin değil mi Savaş? Bak Oktay, bence çok yanlış düşünüyorsun. Bu sana mahsus bir durum değil. Aramızda kimin başı sıkışırsa sıkışsın, onun için de aynı şeyleri hissederdik biz. Ya bu durumda ben de olsam aynı şey olurdu. Sen boş yere kendin acı çektiriyorsun. Ya kendine gel biraz. Bırak artık bu acından adam paranoyalarını ya. Haklısın galiba. Sizi de zor durumda bırakıyorum istemeden. Selami'yi bu saatte kafede buluruz da seninki orada mıdır bilemem. Aman nerede olacak canım, Selami ile geyik yapıyorlardır işte. Dur bakalım, çalıyor. Alo? Selami, nasılsın canım? Sinyallı. Alo, kimsiniz? Tanıyamadım. Oo, iyi bakalım beyefendi. Bir gün ayrı kaldık, unuttunuz bizi. Ah canım, sen misin? Bir an sesini alamadım. Nasılsınız, nasıl gidiyor tatil, eğleniyor musunuz? Ne o, keyiflendim birden. Kim arıyor? Ayşegül. Asuman Hanım, teklifimi kabul edip buraya geldiğiniz için size teşekkür ederim. Bir şey değil. Geçen Necmi Dede'nin yaptıkları için de özür dilerim. Gece gece rahatsız edemedik sizi. Ya çok sevimliydiniz. Ya öyle mi? İçeride kapalı yerimiz var. Dışarı soğuk, isterseniz içeri buyurun. Yok yok, böyle iyiyiz biz. Oldu. Hadi efendim, gülü 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 gülü. Kötü mal bu. Üçüncü sınıf çay. Kesin dolaplarındaki Fikri'den almışlardı. Emme bardaklar güzel. Bakın Asuman Hanım. Bu bardağın maliyeti 7.000 lira. 30.000 liraya bakkala geliyor. Kârı görüyor mu? Hayır, görmüyorum. Ben... Kusura bakma Asuman Hanım. İş alışkanlığı işte. İyi ama Necmi Bey. Sizin evden deniz görünmüyor ki. Vallahi sizin aşlığınız hiç bitmez Necmi Bey. Ben derim ki şöyle lüks bir yerlerde bir şeyler yesek. Sonra beraber bir şeyler yaparız artık. Hı? Tamam güzelim. Ya yeter ki sen iste. Bir sene bir buluşalım. Tamam tamam, seni alırım. Senin istediğin yere gideriz. Az daha dolar günüm var diyecek sandım. Hadi yavrum Necmi, iş başına. Çocukları aradığımız iyi oldu. Burayı özledim be. Daha yeni geldik ama ben de özledim. Ne garip değil mi? Onlar yanındayken sürekli kavga edersin. İki gün ayrılınca da özlersin. Bu aşk meseleleri böyle. Onlarla da olmuyor, onlarsız da olmuyor. Bakıyorum iyileştin iyice aslında. Çocukluğuma döndüm Canan, çok eğleniyorum. Tamam anladım da doğru düz bir kayak takımı kiralasan. Bu ne yerle kayılır mı oran? Allah Allah, ne istiyorsun ya? Eskiden kayak mı vardı? Ben 18 yaşına kadar leğenle kaydım. Hadi eyvallah. Aman ne gülüyorsun? Sanki kayakla kayanlar düşmüyor. Heyo! Ay hocam, size yardım edeyim. Heh, hadi. Ben kendim inseydim. Aa, olur mu hocam? Zaten benim yüzümden kırıldı bacağınız. Bırakın da bari yardımcı olayım. Hocam! Hocam! Öbür bacağım da kırıldı. Hocam! Ay! İmdat! Doktor yok mu? Hocamın öbür bacağını da kırdım. Bediş affetsin seni ya. Buna çok sevindim. Aranıza dönmek beni o kadar çok sevindirdi ki. Senin sayende oldu bu. Tatlilik çocuğum benim. Ben sana demedim mi? Bana güven, gerisini merak etme sen. Hayır,
sadece bana takıl, hayatını yaşa demiştin sen. Öğleden sonra yapacağımız kar topu savaşı için içim kıpır kıpır oldu. Ya dediklerim aynen çıkıyor, gördün mü? Sen daha dün haşarı ve acayip bir çocuk yapacağız seni. Konuşalım mı? Benimle ne konuşmak istiyorsun koç? Bak Oktay, senin durumunu hepimiz biliyoruz. Ne varmış durumumda? Görmüyor musun halini? En son ne zaman aynaya baktın? Aynadaki sen miydin? Bendim. Hayır, sen benim tanıdığım Oktay değilsin artık. Benim tanıdığım Oktay insanlardan kaçmaz. Benim tanıdığım Oktay derdini bizimle paylaşırdı. Benim tanıdığım Oktay... Yeter ama koç! Kaç bakalım. Daha ne kadar kaçabileceksin? Özür dilerim koç. Yardım edecek misin bana? Elbette. Diğer maçları nasıl kazandıysak bunu da öyle kazanacağız. Biz bir aileyiz. Bakın beyefendi, bu arazi hakkında 20 seneden fazla hak talep edilmezse o arazinin mülkiyeti zaman aşımına uğrar. Ama nasıl olur? Bu babamın arazisi. Nasıl buradan yol geçer? Karayolları nasıl el koyar buraya? 3 yıl önce bütün buralar istimlak edildi. Size bildiri yollanmış olması lazım. Herhalde eski eve gitmiştir. Mahvolduk Saniye. İşte şimdi mahvolduk. Saçları da tamam. Zeytin. Kendine benzettin. Bir zeytin daha. Evet. Kaşkol. Al. Evet. Havuç. Havuç yok. Ne demek havuç yok? Havuç olmadan kardan adam olmaz ki. Zaten bir şeye benzemedi yaptığım ki. Yaptığım şeye laf atacağına koşup bir yerden havuç getirsen ne olur? Niye sen getirmiyorsun? Niye ben getiriyorum? Hadi ne olur, ne olur, ne olur. Ben son rötuşları yapayım. Terelerem, terelerem. Buyursunlar sultanım. Teşekkür Buyurun. Ederim efendim. Açlıktan öldüm vallahi. Şey şimdi bir şeyler atıştırırız tabii. Burası da bayağı pahalı bir yer gibi görünüyor. Aşk olsun Necmi Bey. Sizin gibi altına altın, paraya para demeyen birisi için burası ucuz bile sayılır. Ya tabii tabii. Ben paraya para demem. Para benim olmadıkça. Aman ben paraya cezmi derim. İnsan parayla haşır neşir olunca biraz samimi oluyor biliyor musun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Listeye bakmak ister misiniz? Buyurun. Ne bu? Bunu mu okuyacağız? Ha! Kalbim! Ha kalbim! Necmi Bey! Neyiniz var Necmi Bey? Ay çabuk bakmıyor. Hastaneye gidelim. Bakmıyor. Çabuk hastaneye gidelim altınlarıma bir şey olmasın. Yok. Sen beni eve götür. Benim ilacım evde. Hadi çabuk gidelim. Kardan adam senden korkmaz benim babam. Allah Allah nerede kaldı bu? Dünkü bodyguard. Benim var izleyen adam. Şimdi intikamım çok acı olacak sana. Cuma'ya gittim, az sonra geleceğim. Allah Allah, bugün pazartesi. Bu bakkal cuma namazını kaç günde kılıyor ya? Allah Allah. Ya hadi acele edin. Büyük kar savaşından önce çekelim şunu. Evet hazır olun. Hadi oğlum ya hadi. Tamam hadi. Hadi. Recep, sen biraz geri git. Fotoğrafı izleyeceğim bak. Git. Görüyor musun? Hay Allah. Şimdi resim tam oldu. Sıkı durun. Orhan. Canım.
Canan, buradayım. Kurtar beni. Canan. Ya Orhan ya, söylesene bu hale nasıl düştün ya? Bakarsın, ben bunu anlatmaya kalkana kadar zatürre olurum. Sen de el alemi kocanın nasıl öldüğünü anlatmak zorunda kalırsın. Ya Orhan, bu bela mısın sen? Bela! Annem kardan babam yapmış. Çıkarın beni buradan, donuyorum ya. Eyvah. Çıkarın, çıkarın beni. Hadi. Babacığım, seni otele götürelim mi? Yok yok kızım, siz eğlenmenize bakın. Anneniz benimle ilgilenir. Aa, tabii canım, ben onunla ilgilenirim. Ben dünyaya niçin geldim? Orhan Bey'le ilgilenmek için. Kalk. Hadi. Ya işte, hanoşum, yani bazen buralarımda böyle bir ağrı, bir ağrı çok fena. Sizin yine iyi. Benim şuralarımdan, şuralarıma kadar bir ağrı, bir ağrı. Ben de tam bunun, tam bu ağrılar için ilaç var. Öyle mi, adı ne? Necmi Naks. Her lale deva. İlahi Necmi Bey. Ne güzel eğleniyorlar. Bu hava değişim onlara çok iyi geldi. Umarım tatil dönüşü derslerine adapte olurlar. Bence daha sıkı çalışırlar. Tatil insanlara motivasyon verir. Umarım siz de gerekli motivasyonu almışsınızdır. Sizi okulda son günlerde kendi derslerinizden çok başka derslerle ilgileniyor görüyorum da. Üçe kadar sayacağım. Heh. Sonra savaş başlıyor. Hı-hı. Kural falan yok. Her şey serbest. Heh. Bir, iki, üç. Şimdi arabayı mı satalım yani? Buluruz bir çaresini Musa'cığım, dert etme sen. Dünyada işleri iyi gitmeyen ilk adam sen değilsin ya. Galiba bizim evi satmaktan başka çare kalmadı Saniye. Şirketlerin ödeme için verdiği süre doluyor. İyi düşündün mü Musa? Yalnızız herif. Biraz ısındın mı hayatım? Ay, sıcak suyu kızağının içine koyduğum için bana kızmıyorsun değil mi? Buldun safanı dolu çocuğunu, dalganı geç bakalım. Ama ben artık akıllandım. Hayatta bir daha tatile falan çıkmam. İstanbul'dan dışarıya adım mı atmam? Mümkün değil. Hiç bana göre iş değil bu. Ya biraz rahat dursan. Yani şöyle güzel güzel rahatça tatilimizi yapacağız ama... Ay, buyurun sana. Al bakalım. Oktay. Oktay. Baksana. Şşşt. Hey. Ne haber Bediş? Recep'i doğduğuna pişman etmekle meşguldük de. Ama bitti sayılır. Biraz kayalım mı, ne dersin? Bilmem ki. Hadi hadi. Uludağ'a geldik. Antalya'ya değil. Kayalım ki hakkını verelim şu tatilin. Peki. Hadi otelden kayaklarımızı alalım. Gel. Ay! Ay Necmi Bey! Ay yapmayın diyorum Necmi Bey! Ay size hiç yakışmıyor. Durun! Yahu ben mi ilacım diyorum? Ya seni bir iyi edeyim diyorum. Aç kollarını. Ben geliyorum. Ay asıldır değilsiniz Necmi Bey. Evlenmeden olmaz. Ay o kadar altınınız, pardon, altınımız varken hala evlenemiyoruz Necmi Bey. Artık sana itiraf etmenin zamanı geldi Handancığım. Bende altın maltın yok. Ne? Altın yok mu? Teessüf ederim Necmi Bey. Genç ve güzel bir bayanın duygularıyla oynamayı utanmıyor musunuz? Ya bir dakika dur. Ya hemen kızma. Yani altının filan yok dediysem o anlamda değil. Ne anlamda canım? Yani altınlarımı ben hepsini işte senetlerine yatırdım. Onun için diyorum. Söylesenize Necmi Bey. Diyorum ki
Şu ilacı bir deneseydin. Remzi Bey, şimdi de borçlarını okumayacaksın müşterilerin, değil mi? Olur mu ki öyle şey Asuman Hanım? Bu defterin A yüzünde müşteri hesapları, B yüzünde ise boş zamanlarımda yazdığım gönlümden kopan şiirler var. Ay, siz şiir de mi yazıyorsunuz? Aslında yazmazdım bu derde düşmeden önce. Bakın, birini okuyayım. Saçlarının sarısı hangi kaşerde var? O zeytin gözlerin kilosu kaça kim bilir? Gülüşünü değişmem, zamlanacak bal stoklasala. Ben seninle coşarım, süpermarket olasım gelir. Adam manav değil ki kiraz dudakların elma yanakların desin. Bakkalın şiiri de bu kadar olur. Ya hayır, Çocuklar saat 5'te hareket ediyoruz. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ya hocam, ben doyamadım buraya. Yani dağına, taşına, toprağına hayran olduğum bir yer burası icabında. Beni amcanız evlatlık almaz mı burada? Başka derdi ola? Hocam ben vuruldum. Beni burada bırak. Ben siz yola devam edin. Ben başımın çaresine bakarım. Başka? hocam. Ne diyecekti bayal? Evet arkadaşlar, bu konuda başka esprisi olan yoksa ben odama çıkıyorum. Bu arada Bediş'le Oktay'dan haberi olan var mı? Otobüsü kaçırmasınlar çocuklar. Sahi neredeler bunlar ya? Çok mu merak ettin canım? Yo. Güzel bir yer değil mi? Evet, çok güzel. Çok güzel vakit geçiriyorum biliyor musun? Ben de. Bütün bunlar senin sayende oldu. Yok canım. Gezi Fikri okuldan çıktı. Biz de hep beraber geldik işte. Hadi kayalım mı? Dur, bir şey daha söylemek istiyorum sana. Neymiş o? Dün gece gereksiz yere sizleri üzdüm galiba. Sana da yok yere bağırdım kaç kere. Boş ver. Öyle davranmak istemediğinden adım gibi evindim zaten. Bidiş, sen bayağı iyi bir kız olmaya başladın ya. Ne zamandır da haşlamıyorsun beni. Bana bak, ayağını denk al, kaşınma, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi kayalım artık ama. Ya dur, birkaç fotoğrafını çekmek istiyorum. Aa. Sonra da sen beni çekersin. Tamam. Hadi. Önce burada çekelim. Hı hı.
Şerefe. Bediş. Pozilirken çiğiz denir, şerefe denmez. Bediş, sana diyorum. Ha? Aa, dalmışım birden. Çektin mi Oktay? Çoktan. Hadi al, sen de beni çek. Ay olmaz, aşağıda bizi bekliyorlar. Sonra çekeriz. Aa, al Allah. Hadi yürü. Nazi yer bizi valla. Hadi çabuk gidelim. Hadi. Şu kayakları da alalım. Ay. Ya! Bediş. Ay. Ya. Ay. Merhaba. Ay hocam, siz de ne kadar talihsizsiniz. İki günde iki bacağınız kırıldı. Ya hiç sormayın, hepsi benim hatam. Herkese ders vermeyeceksin tabii. E tabii hocam, hırlısı var, hırsızı var. Keşke böyle olmasaydı da daha yakından görüşebilseydik. Ben de biraz sonra İstanbul'a dönüyorum. Öyle mi? Ben sizi hiç tutmayayım. Siz ancak gidersiniz. Ama... Ama ne? Sizi kesin İstanbul'a bekliyorum. Ya orada mutlaka görüşelim. Kolum! Hadi gidin, yalvarırım gidin. Şey, bir kolum kaldı, bari onu kırmayın. Sizin için ne yapabilirim? Gidin, defolun. Ay ben ne yaptım ki? Herkes burada değil mi çocuklar? Gelmeyen var mı? Hocam, Bediş'le Oktay yok. Mükü de yok hocam. Nerede kaldı bu çocuklar? Planlanan saatten 3 dakika geciktiler. Hocam, koç da yok. Koç Bursa'ya indi, onu oradan alacağız. Ay ben buradayım. Geldim, geldim. Şşş, gel buraya. Tamam. Herkes tamam, otobüse. Neredeydin sen? 2 saattir seni bekliyoruz. Kaya kocasının yanındaydım. Adam bana hasta oldu. Şaşkınlıktan orasını burasını kırdı. E tabi ben de biraz yardım ettim. Yani şurada 2 günlüğüne bir tatile geliyoruz. Evde ne kadar ıvır zıvır varsa hepsini getirdin Canan ya. Bana hiç laf söyleme. Bu çantalar hep senin gereksiz eşyalarınla dolu. Tutturdun lazım olur diye evdeki bütün ıvır zıvırları doldurdun şu valizlere. Ne ıvır zıvır Canan? Bunların hepsi lüzumlu şeyler. Aman Orhan. Ya olta takımının nesi lüzumlu? Hem de Uludağ'da. Müthiş ikili nerede kaldı? Ay ister misin bunlar daha da kaybolsunlar? Sadece ikisi. Ay ne romantik. Mükü 2 dakikada ayaküstü fantezi ürettin ha. E tabi kızım, benim işim bu. Aa bak geliyorlar. Heh. Aa buradalar. Ays anlayalım çocuklar. Keşke hiç gelmeseydiniz. E siz sonra gelirdiniz artık. Saçmalama Mükü ya. Biraz fazla kayak yaptık, o kadar. Valla ben onu bunu anlamam. Nazi söylenmeye başladı bile. Her an birimizi fırında yakabilir. Evet. Tamam tamam, hemen toparlanıp geliyoruz. Hadi gel. Hadi. Ne oldu, ne dedi avukat? Bizim ev. Ne var? Eve haciz gelmiş. Ne? Ay aklıma geldikçe gülüyorum. Yerinden kalkamadım bile. Ya nedense herkes hep beni şişledi. Ay sana hoş geldin partisi hazırladılar işte. Bana bu kadar ilgi göstermelerini şaşırdım doğrusu. Sayemde acar oğlan. en alışkanlığı. Ay seni severken hep kafana vuruyorum. Kızmıyorsun değil mi? Yok canım. Ay şimdi aklıma geldi. Küçükken söylerlerdi. Çok kafana vurulursa aptal olurmuşsun. Ay şimdi sen bir de aptal olabilir misin? Hayrola ne oldu? Niye durduk? Zincir sökeceğiz abi. Tamam, biz de yardım edelim. Hadi hadi zincir sökmeye. Zincir sökmeye, zincir sökmeye geldik. Bu ne dedi?
İyi başardık. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. İyi de sen niye indin arabadan? Yardım etmek için herhalde. Aa, otobüs gidiyor. Ay Necim Bey'e kızmakla biraz haksızlık ettim galiba. Bu fasulye pişsin de ona götüreyim. Ay bilirim pek sever. Keşke düdüklü de yapsaydım. 2 saatte ancak olur bu. Ay. Nasıl? Güzel mi? Ha? Ay iyi iyi. Çok güzel, çok güzel de. Neticede. Boşuna uğraşmayın Necmi Bey. Bir şey olacağı yok. Sizin karnınız acıkmadı mı efendim? Ben ezelden beri açım ama beni doyuran yok. Necmi Bey, yemeğin her çeşidi mevcut da. Sizde pek iştah yok galiba. Bakın böyle konuşursanız ben giderim. Ya Hamdi Remzi Avaloğlu. Mali müşavir. O gelecek. İstedim ki paralarımızın hesabını sen de bil. İstemez miyim Necmi Bey? Hay tamam. Anlaştık. Ay hadi bir şeyler yiyelim. Yani sen de şimdi yemek yemenin zamanı mı be? Koşun lan. Koşun. Dur be. Neyse bir şey olmamış. Yolda da böyle kullanacaksan işimiz var senin ha. Ay, öldüm valla. Kim verdi ya? Oh be, bu ne rezillik ya. Hay sana ehliyet verenin. Ucuz etin yahnesi bu kadar olur. Bana bak. Ya bana bakın. Burada ikinize de bir kafa atarım. Bırakın hırlaşmayı ya. Size kemik atan mı oldu şimdi? Donacağız burada. Hadi binin şu arabaya ya. Daydam. Yani mükemmel olmuş. Nefes. Eline sağlık. Ne yapayım? Sizin yemeğe götüreceğiniz yoktu. Aç kalacak değildi ki. Yapmayacağım şimdi. Yani yemek sırası insan üzerinde çok büyük ağırlık çekiyor biliyor musun? Hı. Hani diyorum ki şöyle içeriye gitsek de biraz uzansak. Hı? Bu da kim? Hamdi Remzi Bey olmasın? Hamdi Remzi de kim? Mali müşavirin. Ha evet evet. Mali müşavirim. Ben mali müşavirime bir kapıyı açayım bakayım. Ay Allah bu da kim ya? Çocuklar mı geldi acaba? Büyük bir ihtimalle işte senetlerini getirmiştir. Allah! Hisse senedi dedik dolar çıktı. Ayvayı yedin Necmi. Kimmiş o? Kapıcı ya. Oo, ne hoş. Aman ne hoş ne hoş. Nasılsınız? Hoş olsun Necmi Bey. Neden kapıyı yüzüme kapattınız? Şey sandım sizi. Kapıcı. Yok yok yok. Şey mali bir şavir sandım. Hizmetçi var da temizlik şeyi. Bugün temizlik günü. Yani şey için. Sen ne içindi? Size ellerimle kuru fasulye yaptım. Aa. Düşündüm de. Sabahleyin size haksızlık yaptım. Aa, beni içeri davet etmeyecek misiniz? Evet. Seni içeri davet edeceğim. Bak Mefoş'cum. Sen şimdi eve git. Yani ben sizi davet edeceğim. Bakalım hakikaten davet edilince geliniyor muymuş, gelinmiyor muymuş? Onu bir deneyelim dedim. Neler söylüyorsunuz siz Allah aşkına? Kim var bakayım içeride? Hiç kimse yok. O kadın. Hangi kadın? Kadın mı var orada? Necmi Bey, yazıklar olsun size beni aldattınız. Yok canım. Geçin şöyle, şuraya geçin. Tanımam onu ya. Şunu da tutun bakayım. Neyi tutayım? Şunu da tutun. Ne var, kapak bu. Seni ahlaksız, bu. Şimdi görürsün sen. Ne oluyor be? Sinir edik el seni. Ne olmuş burada ya? Baba! Baba! Baba ne oldu sana? Baba, yerde yat, üşüyeceksin. Ne yatması canım? Bu düşmüş, baksana etrafa. Baba, ne oldu sana? Dedeciğim kalk. Kalk. Baba. Ne babası? Siz de kimsiniz? Burası neresi? Ben kimim? Ben... Baba şaka yapma Allah'ını seversen ya. Sen kimsin be? Eyvah. Dedem hafızasını kaybetmiş.